Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine tek ve çift sayıların ikinci testiyle devam ediyoruz. Bakkal Selam Bey gün sonunda kasasında biriken 1 TL'lik madeni paraları sırasıyla Aras, Berk, Duru ve Ahmet'e birer tane verdikten sonra tekrar başa dönerek aynı sıralama ile parası bitinceye kadar aynı şekilde paylaştırıyor diyor arkadaşlar. Evet ne yapıyormuş? Bakın olayı anlamaya çalışırsak 1 TL'lik madeni paraları sırasıyla bu 4 kişiye veriyormuş değil mi? sonra tekrar başa dönüyor. Bu şekilde veriyor arkadaşlar. Tamam. Öncüllerimizi anlamaya çalışalım şimdi. Toplamda X TL'yi paylaştırdığında en az parayı Ahmet alıyor. Hemen şimdi şu 4 ismi yazacak olursa, olursak Aras, Berk, Aras var. Berk var. Duru var. Bir de Ahmet var. Değil mi? Tamam. Şimdi ben paylaştıracağım arkadaşlar en az parayı kim alacak? Ahmet alacak. Bakın önce verdim buna 1 TL, 1 TL verdim, 1 TL verdim, 1 TL verdim. Şu anda herkes eşit almış oldu. Ama ben en az parayı kimin almasını istiyorum? Ahmet'in almasını istiyorum değil mi? Şu anda paylaştırdığım para ne? 4 TL. Şimdi devam ediyorum sıra tekrar Aras'a geldi. Bu şekilde paylaştırdığım zaman arkadaşlar bakın şöyle paylaştırdım. Ee, ve ne oldu arkadaşlar? Şu anda Aras, Berk, Duru 3'ü de 2'şer TL almış oldu. Ahmet 1 TL almış oldu değil mi? Bakın, şu anda en az parayı Ahmet'in alma kriterini sağlattım aslında. Yani diğerleri ikişer tane alırken Ahmet bir 1 TL aldı. Şu anda ben 7 TL paylaştırmış oldum. Bakın benim daha biraz daha param olsaydı eğer paylaştırmaya devam etseydim bak şu anda eşit oldu. Tekrar geldim arasa Berk buna verdim ve e, diğerleri 3, 3 TL aldığı zaman bakın 3 TL aldığı zaman Ahmet kaç TL al, almış oldu 2 TL almış oldu değil mi yani ben e, Ahmet'in en az alma koşulunu yine e, sağlatmış oldum. E şimdi arkadaşlar bunların kaç ne kadar paramız olduğunu bilmiyoruz ya yani x TL var tabi toplamda ama şimdi şuna dikkat etmek lazım şu genelle veya varmak için mesela e, Aras K tane alsa 3 tanesi aynı alacak. Ahmet ne olacak arkadaşlar? Bir tane eksik kalmış olacak. Değil mi? En az alması için. E o zaman arkadaşlar bu x dediğimiz şey bizim x tl'miz vardı çünkü. Burada öyle diyordu. Bu x'imiz bizim aslında ne olacak arkadaşlar? E, 4 tane k eksi 1 olacak. Değil mi? 4 k eksi 1 olmuş olacak. Bu şekilde Ahmet en az parayı almış olur. Yani diğerlerinden bir tane eksik kalmış oluyor. Evet. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Şuraya notumuzu alalım hemen. x dediğimiz şey 4K eksi 1'miş. İkinci öncülümüze geçelim. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim. Bakın direkt hızlı hızlı geçmek istemiyorum. X şudur, Y şudur, Z şudur diye. Ee, anlaşılması belki kolay olmayabilir diye açıklamaya çalışıyorum. Tamam mı? Toplamda YTL'yi paylaştırdığında en fazla parayı Aras alacak. Bu sefer en fazla parayı Aras alacak. Bakın paylaştırıyorum paylaştırdım. Şu anda herkes eşit şekilde aldı. Ama ben en çok parayı alanın aras olmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın ben şimdi buna bir tane daha verdiğim zaman. Şimdi aras en fazla almış olur mu arkadaşlar? Evet almış olur. Veya biraz daha param olmuş olsaydı bakın benim. Bakın bir daha tekrar başa döndü. Yani bu şekilde bakın ben olayı genelleştirmeye çalışırsam arkadaşlar ne olacak? Bakın bu 3 tane diğerleri iki tane, iki tane, iki tane almış oluyor. Yani Aras her halükarda diğerlerinden bir tane fazla almış oluyor değil mi? Yani bakın diğerleri hatta şey demeyelim de K demeyelim de P diyelim. Bunlar P tane aldığı zaman Aras ne oluyor arkadaşlar? Bir tane fazla almış oluyor. P artı 1 olmuş oluyor. E bu da toplam Y TL'miz vardı ya. Bunların alacakları toplam para ne olmuş olacak arkadaşlar? Y demek ki 4 tane P artı 1'miş. Bakın hemen şuraya yazalım. Y eşittir 4 tane P artı 1'miş arkadaşlar. Son olarak 3. öncülü de 3. öncülü de değerlendirecek olursak şöyle da rengimizi değiştirelim. Mavi yapalım. Toplamda ZTL'yi paylaştırıldığında en fazla parayı Aras ve Berk alacak. En fazla parayı. Bakın ilk paylaştırma işlemi yaptım. Başa döndük sonra. Bakın artık olayı anladınız. Ben en fazla parayı Aras ve Berk'in almasını istiyorum ya. Bakın dikkat ederseniz en fazla parayı ikisi aldı mı? Aldı. Bakın diğerleri A, Duru ve Ahmet'e birer TL kalmış oldu. Yani bakın şöyle. Bunlar Duru ve Ahmet K aldığında, K TL aldığında Berk ve Aras 1 TL fazla almış oluyor değil mi? Bu K artı 1 almış oluyor. Bu da K artı 1 almış oluyor. E bu da Z'ye eşitmiş arkadaşlar. Toplam ben Z TL'yi dağıttım sonuçta. Z eşittir. Ne olmuş oldu? 4 tane K artı 2 olmuş oldu. Bakın Z de buradan 4K artı 2 olarak ne yaptık arkadaşlar? Ee, yazdık. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Bakın ben tabi bunları niye bu şekilde yaptık? Şimdi tek sayıdır, çift sayıdır bize soruyor ya arkadaşlar. Tek ya da çiftlik. E, tek ya da ben çift olmasını neye göre değerlendiriyordum? Bakın çiftse ben kesinlikle işte 2N formatında yazmam gerekiyor. Tekse ya 2n artı eksi 1 şeklinde yazmam gerekiyordu. Ben ne yaptım arkadaşlar? Bu formata çevirmeye çalıştım tamam mı? Yani burada 4k eksi 1 dediği zaman arkadaşlar yani ben şunun kesinlikle ama kesinlikle mesela x'in bakın şurası 4 çarpandan dolayı çifttir. E bir de tektir. Çift artı ya da eksi fark etmez. Çiftin ve tekin toplamı ya da farkı nedir arkadaşlar? Her zaman tektir. Yani x'in ben kesinlikle ama kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Bakın x tek. E y'ye bakalım. Bakın bu 4p yine çifttir. E bir de tektir. Çiftle tekin toplamı tektir arkadaşlar. Bakın y de tek. Tamam mı? Z'ye bakalım. 4k çifttir. 2 e, de çifttir. Çifte çiftin toplamı çift olacağından dolayı ben z'nin de çift olduğunu anladım. Tamam mı? Neden bu formlarda yazmamı e yazmam gerektiğini anladınız değil mi arkadaşlar? Biz çiftleri bu formla, tekleri de bu formla yazıyorduk ya. Buna benzetmeye çalıştık yani tek ya da çiftlik durumuna göre. Evet. Şimdi buna göre hangisi tek sayıdır diyor. Bakın x ile y tekti. Değil mi? Burada tekle tekin çarpımı tek olacak. Z çift de çiftti arkadaşlar. Tekle çiftin toplamı ne olacak arkadaşlar? Ee, tek olmuş olacak. O yüzden biz de zaten teki arıyorduk. Bakın e, aşık olduğu aşikar. Er. E, diğerlerine hızlıca bakacak olursak Bakın bu çarpım da zaten z çift olduğundan dolayı bu çarpımın tamamını çift yapar. E burada x'a şöyle tek tek çift olacak. Toplam ya da toplamları ya da farkı hiç fark etmeyecek. Farkları arkadaşlar bunun ne olacak? Çift olacak. Çiftle çiftin farkı da yine çift olacak. Bu da olmaz. Tekle tekin toplamı çift olduğundan dolayı bakın bu da olmaz. İki tane tek var, bir tane de çift var. Tekle tekin toplamı çift, çiftle çiftin toplamı çift olacağından dolayı bakın bu da olmadı tamam mı? Bence çok zekice hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Bu soruyu kesinlikle ama kesinlikle tekrar edilecekler listesine alınız. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim ikinci soruya. Yukarıda verilen klima kumandasında bu tuşa her basılışta klima derecesi bir artarken. Bakın bu neymiş? Bir artırıyormuş. Evet artarken bakın bu tuşa şu tuşa her basılışta 1 azalmaktadır. O zaman bunu da eksi -1 olarak gösterelim. Şekil 1'deki bu tuş bu tuş arkadaşlar ben bir kez basmış olsam derecesi 1 artar. 2 kere basmış olsam 2 artar. 3 kere basmış olsam 3 artar, değil mi? Yani 3 ile 1'i çarpıyorum. 2 ile 1'i çarpıyorum. 1 ile 1'i çarpıyorum. E a, ile a kez bastığım zaman a ile 1'i çarpacağım. O zaman ne olacak? E başlangıçtaki zaten değerimiz bizim 18 değil miydi? Bu 18 zaten var. E ben bunu a kez bastığım zaman bu artacak diye arkadaşlar. O zaman a kadar artar. Değil mi? E ben bu tuşa da bakın b kez bastığımda bakın bir kere bastığım zaman bir azalır. İki kere bastığım zaman iki çarpı birden 2 azalır. Üç kere bastığım zaman 3 çarpı birden 3 azalır. B kere bastığım zaman b çarpı birden de b azalacak. Ve son durumda ne olmuş olacak arkadaşlar? Bakın ben 21 e elde etmiş olacağım. O zaman eşittir. Ne diyeceğim? 20 1 diyeceğim. E buradan a eksi b eşittir ne oluyor? 3 oluyor. Hemen şu eksiliği artı yapmak adına sağ tarafa atacak olursam a eşittir b artı 3 olmuş oluyor. Şimdi a ve b'nin buradan tek ya da çiftlik durumlarını inceleyelim. Niye? Sordu kökünde bize kesinlikle çift sayıdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ben b tek olmuş olsa b tek olmuş olsa şimdi kesinlikle dediği için benim bütün alternatifleri değerlendirmem lazım tamam mı? b tek olsa ne olacak? tek ile tekin toplamı çift olduğundan dolayı A çift olacak. Tabi B çift olabilir arkadaşlar. Ee, B çift olduğu zaman çiftle tekin toplamı tek olacağından dolayı A da tek olacak. Başka da bir alternatif yok zaten. B dediğimiz ya tek ya çift olur. Başka bir şey olmaz. Tam sayılardan bahsediyorsak. Ee, bakalım buna göre. İki koşulda değerlendirmem lazım kesinlikle dediği için. A artı B. Çiftle tekin toplamı arkadaşlar zaten tek yapar. Değil mi? Ben kesinlikle çifti arıyorum. A şıkkı olmaz. E burada bölüm ifadesi olduğu zaman arkadaşlar çift bölü tek diyor. Mesela e, ne diyelim? 6 bölü mesela 6 bölü ne diyelim? 6 bölü 2 diyelim mesela. Şey tek diyeceğiz ya beyi 3 diyelim. Buradan 2 geldi. Buradan çift gelir ama bir de şimdi şu alttaki kriteri de değerlendirelim. A mesela tek olacak bu sefer. 5 diyelim. Öbürküne de çift 2 dedim. 5 bölü 2 bak kes, e, rasyonel ifade olduğundan dolayı tek ya da çift diyemiyorum. 5 hakkında eledim. Bakın çift üzeri tek. Buradan çift gelir ama A tek olduğu durumda da tek üzeri çifte ne gelecek arkadaşlar? Tek gelmiş olacak değil mi? Bakın bu da kesinlikle tek ya da çift olmuyor. A ile B'nin çarpımları kesinlikle çift sayı olur. Kesinlikle çift sayı olur. Niye? Çünkü her halükarda biri çift biri tek. Çarpımlarının sonucunun çift olması için bir tanesinin çift olması yeterliydi. Zaten A ve B'nin kesinlikle birisi çifttir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu hemen göz ucuyla zaten görmesi kolaydır. Ama bütün ışıkları açıklamak adına ben size tek tek inceleme yapıyorum. Burada çiftin karesi çift, tekin karesi tek, çift artı tekten tek gelecek. Ben çift arıyorum. Bu da olmaz. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 3. soruya. Aşağıda her birim karelerden oluşturulmuş 3 adet şekil verilmiştir. Verilen şekillerin en küçük kareyi tamamlamak için diyor. Bakın en küçük kareye tamamlarsam bunun bir kenara 3 arkadaşlar. O zaman 3 üç çarpı 3'lük bir kareye tamamlayabilirim değil mi ben? 3 üç çarpı 3'lük karede kaç tane kare vardır? 3 üç çarpı 3'te e, 9 tane kare vardır. E, burada kaç tane verilmiş? 1, 2, 3, 4, 5 tane verilmiş. Şekil 1 için x tane tamamlamak için. Yani burada 5 tane var ya 9'a tamamlamak için Demek ki 4 tane lazım. e Demek ki buradan x'in 4 olduğunu ben ne yapalım anlayabilirim. E, y için de aynı şekilde bakın şu kenara bakacak olursam burası 3. E yine ben bunu 3 çarpı 3'lük kareye tamamlayacak olursam 9 tane kareye ihtiyacım var benim. Yani e, aslında 9 tane kare olması gerekiyor toplamda. Burada 1, 2, 3, 4 tane var. Demek ki 9'a tamamlayabilmek için benim 5 taneye ihtiyacım var. Yani y'nin buradan 5 olması gerekiyor. E, benzer şekilde arkadaşlar. Yine bakın şuraya bakacak olursam burası 3. Yine bunu 3 üç çarpı 3'ten 9'luk bir kareye e, tamamlayabilirim. Elimde zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yine 9 olması için 4 taneye ihtiyacım var. Demek ki z de buradan yine 4'müş arkadaşlar değil mi? E, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır diye soruyor. Hemen bakalım. X çarpı Z. Şimdi X zaten çift olduğu için çiftle bir sayı çarptığın zaman çift olacak. Z ile Y'nin toplamı bak biri tek biri çift olduğundan dolayı toplamları daima tek olacak. Bunda bir problem yok arkadaşlar. Y çarpı Z, Z çift olduğundan dolayı çarpımın sonucu çift çıkar. Bakın burada zaten X ile Z çift olduğundan dolayı sonucu çift çıkar. Bu da Y çarpı Z zaten çift. E, X de çift, çift de çiftin toplamı da çift çıkar arkadaşlar. Bu da olmaz. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Geldik dörde. A, B, C ve D birer doğal sayı olmak üzere yukarıdaki tablolarda verilen Y ve M sayıları tek sayılardır. Bakın Y tekmiş. E, M de neymiş? Tekmiş arkadaşlar. Tamam. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Bütün alternatifleri dökeceğiz her zaman dediği için. Bakın e, şuradaki toplama tablosuna bakacak olursam. A ile C'nin toplamı neymiş? X'miş. E, B ile D'nin toplamı da. B ile D'nin toplamı da neymiş arkadaşlar? Y Y'miş. Hemen şuradaki çarpma tablosuna ben bakacak olursam. Rengimizi de değiştirelim şurada. Ee, A ile B'nin çarpımı neymiş arkadaşlar? A ile B'nin çarpımı neymiş? C ile D'nin çarpımı da, bakın C ile D'nin çarpımı da neymiş? M'ymiş. Buna göre ben ne yapacağım arkadaşlar? Değerlendireceğim, değerlendirmelerimi yapacağım. Ben şimdi bakın, e, şurası Y idi değil mi? Evet, şurayı düzgün yazalım da. Şimdi arkadaşlar m tek sayı olacak ya. Bak şunun sonucu tek sayı olacak. E çarpımları bunların tekse, çarpımları tekse o zaman haliyle ikisi de tek olmalı değil mi? Zaten bir tane bile çift olsa çarpımlarının çift olması için yeterliydi. Haliyle C ve D kesinlikle ama kesinlikle şöyle A B C D diyelim. A B C ve D diyelim arkadaşlar. C ve D kesinlikle ama kesinlikle tek olmalı. Şimdi ben m'nin de pardon, Y'nin de tek olduğunu ben biliyorum. Y nerede var arkadaşlar? Bakın burada. Y neymiş? Sonucu tekmiş. E ben D'nin tek olduğunu biliyorum. E haliyle toplamlarının tek olması için B'nin de haliyle çift olması lazım ki çiftle tekin toplamı tek olsun. B de kesinlikle arkadaşlar neymiş? Çiftmiş. Değil mi? Evet. E o zaman bakın B burada çiftse B burada çiftse A'nın sonuçtan bağımsız olarak ya da tekle çiftliğinden bağımsız olarak bu çarpımın sonucu çift olacağından dolayı n'e de kesinlikle ama kesinlikle çifttir. Buraya da n ekleyeyim. Bu da ne olacak arkadaşlar? Çift olmuş olacak. Tamam mı? A ile ilgili bir şey elde edemedik gibi. Tamam, kesinliği bir şey yok. Bakalım. n çift sayıdır diyor arkadaşlar. Evet buldum. Bakın n burada çift sayıdır. Doğru. x tek sayıdır diyor. x tek sayıdır diyor. E şimdi ben c'nin tek olduğunu biliyorum ama a hakkında bir yorum yapamadığım için arkadaşlar a tek olursa tekle tekin toplamı çift yapar. A çift olursa çifte tekin toplamı tek olacağından dolayı o yüzden A'ya bağlı olarak değişir bu. Yani ikini kesinliğinden söz edemiyorum arkadaşlar. A hakkında kesin bir şey bilmiyorum çünkü. Bakalım B artı C eksi de B bakın çiftti. Burası tekti. Burası da tekti. Tekle bakın toplam ya da fark etmez. Arkadaşlar bu ne olacak? Çift olacak. E, çift çiftin toplamı da çift olmuş olacak. Burada da zaten çift demiş değil mi? Üçüncü öncülümüz de doğru. Bakın ee, o zaman 1 ve 3 doğru olduğundan dolayı doğru cevabımız D şıkkı. Bence güzel bir soru. Yorumlatmayı kavratıyor bize değil mi? Evet. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuza. Şekil 1'de birim karelerin tamamı kullanılarak şekil 2'deki motif oluşturuluyor diyor. Evet. Bunların hepsi kullanılmış. Tabi burada ne kadar kare var arkadaşlar? Bu bir dikdörtgen gibi değil mi? A ile B. Ben dikdörtgenin alanı nasıl buluyorum? A çarpı B ya. O yüzden burada kaç tane dikdörtgen olduğunu bulmak için de burada ne kadar dikdörtgen diyebilirim? A çarpı B tane. E bu da yetmiyor. Bu da yetmiyor. Şekil birdekilerin tamamı kullanılacak ya. Bu da yetmiyor. C tane daha kullanacağım. Ekstra olarak. Tamam. Ve ben bunları kullanarak yani buradaki bu ne demek arkadaşlar? Neyi bulduk biz? Toplam kare sayısını bulduk aslında. Değil mi? Toplam birim karelerin sayısını bulmuş olduk. Tamam. E, şekil 2'deki motifi oluşturacağız. Buna göre diyor hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi şuraya bakalım. Bakalım. Buradaki şeklimize bakalım. E, arkadaşlar bu bir örüntü şeklinde devam ediyor değil mi? Bu örüntümüz nasıl? Bakın dikkat ederseniz bu şekilde. Bakın dikkat ederseniz bu şekilde. Örüntüde zaten önemli olan örüntünün kuralını yakalayabilmektir. Öyle değil mi? Evet. E, o zaman ben bu örüntünün kuralını Bakın en sonda şurada da bir tane kare vardır. Değil mi? Niye? Şuradaki örüntülerin aynısına benzetmek için öncesinde bir tane vardır kesin. Bakın şurada bitiyor ve şu parça bir tane artıyor. Değil mi? E, o zaman arkadaşlar burada ne olacak? Her e, dörtlü dörtlü her örüntümde benim dörtlü dörtlü kutu var. E, peki burada şimdi şu akla geliyor. Kaç tane e, grup var bu şekilde dörtlü dörtlü? Bilmiyorum. Diyelim ki k tane grup olsun. K tane grup olsun. O zaman her grupta 4 tane kutu olduğundan dolayı 4K tane kutu olmuş olacak. E sonuçta da bir tane burada ne olacak arkadaşlar? Artacak. Öyle değil mi? Ben şimdi teklik ya da öncülere baktığım zaman teklik ya da çiftlikle ilgili bir şey arıyorum ya arkadaşlar. O zaman bakın ben şuradaki ifadenin 4K artı 1 hepsini kullandım ya. E bu aynı zamanda bakın bu toplam kare sayısı değil mi? Toplam kare e benim toplam kareye eşit olan ifadem de şu değil miydi? A çarpı B artı C. E şimdi arkadaşlar teklik çiftlik durumuna bakacağım, bakacak olursam 4K kesinlikle çifttir. E bu bir de tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı nedir arkadaşlar? Tektir. E haliyle o zaman A çarpı B artı C de ne olması lazım? Tek olması lazım. E daima doğrudur dedi diye sorduğundan dolayı bütün alternatifleri ben ne yapacağım? Deneyeceğim. Şöyle A, B, C diyelim. Şöyle siyah kalemimizi alalım. Bu sonucu tek olacağından dolayı arkadaşlar. Ben şimdi e, A ile B tek olmuş olsa, tekle tekin çarpımı ne olacak arkadaşlar? Tek olacak. E, sonuçta bakın şurası tek olacaksa çarpımları. bu çift olsun ki C çift olsun ki tekle çiftin toplamı tek olsun. Tamam mı? Tabi, tabi bunların biri tek. Biri çift olur, tekle çiftin çarpımı çift olur. E sonucun tek olması için C'nin de tek olması lazım. Tabi arkadaşlar e, bu çift bu tek olabilir ve yine benzer şekilde C'ye de tek kalır, değil mi? E, i̇kisi de çift olabilir A ile C'nin. İkisi de çift olduğu zaman da yine çift olur. C'nin de her halükarda yine tek olması lazım. Sanırım bütün alternatifleri yazmış olduk. Bakalım A artı B artı C çift sayıdır diyor arkadaşlar. Şimdi ben, ben birinci durumda topladığım zaman tekle tek'in toplamı çift, çiftle çifti toplarsam çift olur. Burada çift geldi ama bütün durumları değerlendirmem gerekiyor. Şimdi burada tekle teki toplarsam çift, bir daha çiftle toplarsam çift olmuş olur. Ee, burada tekle tekin toplamı çift, çiftle çifti toplarsam çift gelecek arkadaşlar. Son duruma bakalım. Çiftle çiftin toplamı çift, çiftle teki toplarsam tek olacak. Bakın bir tane durumda patladı arkadaşlar. O yüzden daima doğru diyemiyorum birinci öncülü için. Geldik 2'ye. A çarpı B çarpı C çifttir diyor. E çift olması için ben biliyorum ki içinde bir tane e, iki çarpanını barındırması lazım. Yani bir tane çift sayı olduğu zaman sonucu komple çift oluyor. Bakın her durumda da burada bir çift var mı? Var. Burada çift var mı? Var. Burada var mı? Var. Burada var mı? Var. E, o zaman bu komplesinin çift olması için yeterli arkadaşlar. Son öncüle bakalım. C çift ise diyor. Bakın C çift ise diyor. O zaman ben hangi durumu değerlendireceğim? İlk durumu değerlendireceğim. Niye? Çünkü C'nin çift olduğu bir tek ilk durum var arkadaşlar. O yüzden buna bakacağım. A artı B çift sayıdır diyor. E zaten A ile B tek olduğundan dolayı toplamları ne olacak? Çift olmuş olacak. Üçüncü öncülümüz de bu şekilde doğru olmuş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Valla canavar gibi soru yani. Bence çok güzel. Şık bir soru. Bunları defalarca tekrar edin arkadaşlar. Tamam. Geldik. 6. sorumuza, Evet. A, B ve C birer tam sayı ve bir A kümesi vermiş. A dışındaki elemanların toplamı tek sayıdır. E, A'nın dışındakileri ben toplarsam ne var? B ile C var. B artı C neymiş arkadaşlar? Tekmiş. İkinci öncüle bakalım. B dışındaki elemanların toplamı. E, B'nin dışındakiler ne? A ile C. E, bunların toplamı da neymiş? Çiftmiş. Buna göre bakın yine her zaman dediği için ben ne yapacağım arkadaşlar? Bütün alternatifleri yazacağım. A, B, C'yi yazacak olursam. Şimdi B ile C'nin toplamı tek ya. O zaman haliyle B çiftse C tek olacak. B tekse C çift olacak. Başka alternatif yok. Şimdi arkadaşlar buna göre ilk durumdan başlıyorum. Bakın burada C tekse C tekse e, toplamların çift olması için A'nın tek olması lazım. Burada C çiftse, ikinci duruma bakıyorum. C çiftse toplamların çift olması için A'nın da ne olması lazım? Çift olması lazım. Başka da bir alternatif yok. A ile C'nin e, çarpımı ne diyor arkadaşlar? Çifttir diyor. Birinci duruma bakarsam A ile C'nin çarpımı tek olduğundan dolayı daima ben çifttir diyemiyorum A ile C'nin çarpımı. İkinci öncüle bakalım arkadaşlar. E, A artı B. Şimdi A ile B'ye baktığım zaman bakın ilk durumda ne olacak? Tek olmuş oluyor. C de tek olmuş oluyor arkadaşlar. Tekle tekin çarpımı tek olduğundan dolayı bakın burada çifttir demiş. O zaman bu da gitti. E zaten haliyle üçüncü öncül kaldığı için direkt cevap 3 diyebiliriz ama test usulü biz hepsini açıklayalım. 3'e bakalım arkadaşlar. 3'e bakalım. Şimdi ilk duruma baktığım zaman zaten ilk durumda B çift. Bu B çiftse bunun sonucu zaten ne olursa olsun daima çift olur. İkinci durumda bakalım elde edebiliyor muyuz? Bakın ikinci durumda B tek. B tekse bakın A ile C'nin toplamı çift olacağından dolayı çiftle çiftin toplamı çifttir. E zaten burada çiftle teki çarptığınız zaman sonuç yine çift çıkacak. Bakın iki durumda da ne oldu? Çift olduğundan dolayı arkadaşlar 3. öncülümüz daima doğru olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 7. soruya. Şekil 1'de verilen 4 birim kareden oluşturulmuş kare sarı tuşa bir kez basıldığında şuna bir kez basılacakmış. O merkezi etrafında ve saat yönünde 90 derece dönmektedir. Saat yönü dediğimiz zaman bu şekilde değil mi arkadaşlar? Yani aslında biz buna ne diyoruz? Negatif yön diyoruz. E, saat yönünün tersi olduğu zaman da arkadaşlar bu şekilde gösteriyoruz. Ve bu da pozitif yön olmuş oluyor. Tamam. 90 derece dönmüş oluyor. Bir kere bastığım zaman kaç derece dönmüş oluyor? 90 derece dönmüş oluyor. Evet. Bu tuşa sırasıyla A, B ve C defa basıldıktan sonra şekil 2'de verilen görüntü elde edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ama kesinlikle tek sayıdır diye soruyor arkadaşlar. Bakın şimdi e, görüntümüz bizim bu şekilde ya. Bakın biz dönüşüm geometrisinde de arkadaşlar, analitik geometri kısmında dönüşüm geometrisinde de e, bunlardan bahsediyoruz, anlatıyoruz. Mesela ben bu şekli döndürmeye kalktığımda ne yapıyorsun? Hepsini teker bu parçaların, bu parçaların, bakın bu parçaların hepsini 3 tane parça var ya hepsini döndürmüyoruz biz. Ne yapıyoruz? Kolaylık olsun diye bunlardan herhangi bir tanesini alıyorum. Atıyorum bu. Bir tanesini alıyorum. Bir tanesini döndürüyorum. Sonuçta buna bağlı olarak buna bağlı olarak bu diğerleri de dönmez mi? Çünkü bunlar ayrı parçalar değil ki. Hepsi birlikte dönmüş olacak. O yüzden bir tane parçasını alıyorum ve döndürüyorum. Bakın ben bunu bir kere bastım. Bakın şu taradığım kısma bir kere bastım. Bir kere bastığım zaman 90 derece dönecek ya arkadaşlar. 90 derece döndüğü zaman bu ne olmuş olacak? Bakın şöyle olmuş olacak. Değil mi? Şimdi bir 90 bastım ben. E şimdi bu ne olacak arkadaşlar? Bakın ben şu şekilde yatay e, nereye gelmiş olacak? En son boyadığım kısım. Bakın F'nin üst tarafı ya buraya gelmesini istiyorum. Ben şimdi bir 90 daha bassam bu buraya mı gelir? Bir 90 derece daha. Ne oldu arkadaşlar? Bir 90 daha yaptım ve yukarı gelmesini istiyorum. Bu da bir 90 daha bastım. Bu şekilde olmuş oldu. Yani ben 3 tane 90. Yani benim 270 derece aslında bunu en az döndürmem lazım değil mi? Çünkü niye? Çünkü arkadaşlar bu şöyle diyelim. Bakın şimdi ben bunu bu 3 defa döndürdüğüm zaman buraya geldi ya. Dördüncü döndürmeyi de şuraya yapayım. Dördüncü döndürdüğüm zaman bu şekilde oluyor ya arkadaşlar. Bakın ilk baştaki haline gelmiş oluyor. Bu da bize ne anlatıyor? Aslında örüntü soruları gibi arkadaşlar. Her dörtte bir, her dörtte bir kendini tekrar etmiş olacak. Tamam mı? O yüzden o yüzden arkadaşlar ne olacak? Ben bunu 3 defa 270 ve katlarında ne olacak arkadaşlar? Hep benzer durumla ee, elde etmiş olacağım. Aslında şu demek şimdi hep 4'te 1 kendini tekrar ediyor ya bu 4K demek. 4'te 1 kendini tekrar ediyor. E arkadaşlar ben bunu 3 defa dönzerdiğim zaman istenen şekli elde etmiş oluyorum. O yüzden bunu bu şekilde aslında sembolize edebiliriz. Değil mi? Umarım anlatabilmişimdir. Ee, ne diyor? A, B, C defa basıldıktan sonra. Yani ben A defa bastım, B defa bastım, C defa bastım. Her defa bastım da arkadaşlar bunları toplayayım ki dereceler büyüsün değil mi? O yüzden topladık. Şekil 2'de verilen görüntü elde edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? E şimdi arkadaşlar ben bunları da bu şekilde sembolize ettim ya. Yani bunlar aslında 4K artı 3. Bakın burası çift. Burası da tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı ne olacak? Tek olacak. Aslında bu A artı B artı C sonuçta tek olmalı. E sonuçta arkadaşlar dikkat edersek A şıkkı tek olmaz mı? Yani buradaki işaretin artı ya da eksi olması bir şey fark etmez ki. Biz zaten tekle atıyorum artı eksi tekin toplamı ne diyoruz? Çift diyoruz. Bakın burası artı da olabilir, eksi de olabilir. Hiç fark etmez. Yani burası eksi de olsa, artı da olmuş olsa, hatta burası eksi de olmuş olsa hiç fark etmeyecek. Sonuç yine tek sayı çıkmış olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam mı? Hepsini incelemeyeceğim. Bakın bu da bence mükemmel bir soru. Anlaşıldı mı? Evet. Geldik 8. ve son sorumuza. Bir inanışa göre 4 yapraklı yonca bulunan kişi şanslı kişidir diyor. 4 yapraklı yonca buluyorsa e, şanslı kişi. Tamam. En kişilik bir ekip sırasıyla en tane yonca buluyor. Evet. Gruptaki toplam yonca yaprağı çift olursa bu gruba şanslı grup adı verilir. Anlaştık. Bakın 4 yapraklı yonca bulan şanslı kişi e, toplam yonca yaprağı çift olursa da bu gruba da şanslı grup adı veriliyormuş değil mi? Olayı anladık. Tamam. Buna göre bir gruptaki 3 ve 4 yapraklı yonca sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa bu grup kesinlikle şanslı grup. E, şanslı grubu soruyor arkadaşlar. Şanslı grup olması için ne olacaktı? E, toplam yonca yaprağı çift olması lazım değil mi? Ben onu arıyorum o zaman. Evet. E, o zaman arkadaşlar E'den bir başlayalım. Bakın bu 4 yapraklı dediği için. Bak burada kaç tane yonca? E, n 5 tane 4 yapraklı var değil mi? n eksi 5 tane 4 yapraklı olduğu zaman bu ne olacak? Bu şekilde toplam yaprak sayım olmuş olacak. Ben toplam toplam yaprak sayısını bulacağım ya şanslı grubu bulabilmek için. Evet arkadaşlar bu zaten 4 ile çarpılacağı için daima sonucu çift olmuş olacak. Bu çift oldu. E, haliyle buradaki ifadenin de çift olması lazım ki çiftle çiftin toplamı çift olsun. Yani aslında bu 4 yapraklılar her halükarda bakın e, buradakiler 4 ile çarpılacağı için 4 ile çarpılacağı için her halükarda buradan zaten çift gelir. Bunları aslında tek tek incelemeye gerek yok. Tamam mı? Arkadaşlar burası 5 tane 3 yapraklı var. E 5 çarpı 3 ne yapar? Tek yapar. E, burası çifti. Tek artı çiften tek gelecek. Ben ne arıyorum? Çift olmasını arıyorum değil mi? Çift olmasını arıyorum. O zaman E şıkkı olamaz. Buraya bakalım. E, bu zaten arkadaşlar her zaman çift sayı. E, buraya bakalım. N-6 ile 3'ü çarptığım zaman bakın ne olacak? E burası tek sayı. E ben n'ye vereceğim değerlere göre arkadaşlar. Mesela 7 versem n'ye 7 6'dan 1 gelecek. E 3 çarpı 1'den de 3 gelecek. Tek gelecek arkadaşlar. Burası tek gelebiliyor. E burası da çift. Tekle çiftin toplamı tek olur arkadaşlar. E o yüzden ben çift arıyorum. Bakın her zaman çift olmayabiliyor bu. E, buraya bakalım. Burası zaten hep çift. Değil mi? E, bu 2 n de arkadaşlar e, daima yani 2n-8 ile ben 3'ü çarpacağım ya. Değil mi? E, burası zaten daima çift sayı. E, çiftle Tekin çarpım sonuçta yine çift olacak. E, Haliyle ben çiftle çifti toplarsam ne olacak? Çift elde etmiş olurum. O yüzden bakın doğru cevabımız C olmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.